Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün nasip olursa sizlere camimizi gezdireceğiz. Bu ay tam ikinci yılımı dolduracağım inşallah. Bu ikinci yılımızın anısına mescidimizi gezdireyim. Hem de ileriye doğru ben izlediğim zaman bir hatıra olarak bende kalsın. Keşke daha önce vekillik yaptığım yerlerdeki camilerimi de çekseydim diye düşünüyorum. Fotoğraflar vardı ama işte videonun daha güzel bir kalıcılığı var. Onun için şimdi başlayalım camimizi tanıtmaya. Burası tam giriş bölümü. Burası da imam odası. İlk önce imam odasına geçelim isterseniz. Oradan da caminin iç bölümlerini göstereceğim size. Daha öncesinde burada masa sandalye yoktu. Ben kitap okumayı sevdiğim için ve burada vakit geçirdiğim için her zaman lojmana çıkmak, geri gelmek zor oluyor. Onun için buraya bir masa, bir sandalye getirmiştim. Bu bölümde cübbelerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de birkaç tane daha cübbe ve sarık almak istiyorum. Şunun da şöyle detayları var. En sevdiğim cüplerden bir tanesi bu. Şu şekilde bir sarığımız var. Daha bir de internette soranlar var. Böyle bir internet Türk Telekom'un. Tanıtım gibi olsun mu? Böyle bir interneti var Türk Telekom'un. 65 TL sadece. 50 GB. Şimdi arkadaşlar size merkezi sistemle alakalı bilgiler vereyim. Bizim merkezi sistemimiz Orient marka. Şöyle açtığımız zaman kendi şu anda dış sesi veriyor. Eğer biz okumak istemiyorsak bunu kapatıp buna çekiyoruz. Şurada yayın hazır diyor. Ezan ve vaaz için ayrı ayrı yayınları var. Bu tarz bir şey. Ses sistemimizi göstereyim. Şöyle bir şey. Aynı zamanda minarede de var bunlardan. İçte kullandığımızda bu. Bu bayağı bir eski sistem. Yine aşağı yukarı yeterli oluyor. Çünkü hem minarede var hem de mahallenin içerisinde var. Evler birbirine uzak olduğu için duyulmuyor. Yaşlıları bazıları duyamıyor. Onun için böyle bir cihazımız var. Kitaplığımız gelmediği için kitaplar burada biraz dağınık duruyor. Ama kitaplığımız geldiği zaman şu köşeye onu da koyacağız inşallah ve devam edeceğiz. Şimdi içeri geçelim. Burada ise bir ayakkabılığımız var. Burada da herkesin o sorduğu 10 liralık gırgırımız var. Her zaman makineyi açmak zor oluyor. Bundan şöyle iki ileri geri yapıyorsunuz ve bu güzel bir şekilde alıyor. Ondan sonra da buradan çıkartıyorsunuz ve güzel oluyor. İsterseniz gelin camimizin içerisine geçelim. Caminin içerisine geldiğimiz zaman hemen sol tarafta hanımların bölümü var. Burası küçük. Eskiden perde ile ayırmışlar ama şu anda pimapenlerle ayrı bu bölüm. Çünkü ses oluyor, gürültü oluyor. Bir taraftan bir tarafı gözükmemesi gerekiyor. Ondan dolayı burası böyle küçük. İki saf boyutunda bir yer. Çoğu penceremizde de sinekliklerimiz var. Malum köy yeri olduğu için ister istemez sinek oluyor, arı oluyor. Şöyle açalım. Burada elektrikli soba var. Alttan ısıtması yok buranın. İnşallah önümüzdeki kışa alttan ısıtma da yaptırmayı planlıyoruz. Daha doğrusu caminin hiçbir bölümünde alttan ısıtma yok. Genellikle şöyle sobayı da göstereceğim şimdi. Gel bu tarafa. Sobayla ısınıyoruz. Bu bölümde yaktığımız için o iç taraf da ısınıyor. Camı açıyoruz. Şurada pencere var. Bir de diğer tarafta kapısı var buranın. İki bölümü açtığımız zaman güzel bir şekilde hem orası ısınıyor hem burası ısınıyor. Sobamızın markasını soranlar falan olmuştu. Şöyle söyleyeyim. Meriç soba. Yeni atanan arkadaşlara tavsiye edilir. Bu kovalı bir soba olduğu için şöyle bir dezavantajı var. Her zaman içerisindeki dökmeniz lazım yoksa tıkanıyor. Evdeki soba daha iyi. Bir önceki vlogda vardı o. O şu şekilde bir haznesi var. Ve nasıl derler ona? Odunun külü aşağıya iniyor ve aşağısını hiç söndürmeden, farklı bir işlem yapmadan direkt onu alıp küllerini de dökebiliyorsunuz. Camimiz 2015 yılında ibadete açılmış. Ama mihrap, minber ve kürsüyü sıfırdan yapmamışlar. Eski büyük camiden getirmişler buraya. Şuradan anlaşılacağı üzere bunları alttan kesmişler. Bunu böyle bu tarafından kesmişler. Şunu da uzunluğunu almışlar tekrardan. Buraya bırakmışlar. Allah razı olsun. Böyle yazılarımız falan var bu şekilde. Çocuklar Kur'an kursu zamanında ben genelde buraya oturuyorum. Çocuklar da böyle oval şekilde buraya dizip Kur'an kursunu burada yapıyorduk ama maalesef pandemiden dolayı yapamıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi de camimizin dışına geldik. Yaklaşık burada 12 tane fidanımız var. Şöyle baştan sona sayacak olursam şu bölüme kadar armut ve elmanın çeşitleri, elma armut çeşitleri. Bu vişne, o kiraz, en baştaki de şeftaliydi yanılmıyorsam. Şurada da 2 tane ıhlamurumuz var. Elimizden geldiği kadar suluyoruz. Bunları geçen yıl ekmiştik. 50 santim civarında almıştık yanılmıyorsam. Şu anda aşağı yukarı 90 santim olanlar var, 1 metre olan var burada. Epey de çiçek açmışlar yani. Şimdi yapraklarını göstereyim sizlere. Bakın burada olduğu gibi yaprakları baya baya güzel olmuş. Evet, bahçemizin sulama işlemleri bitti. Bu arada bu gördüğünüz mekan buradan boydan boya yoktu. Ben göreve başladıktan yaklaşık bir yıl sonra
Burası yapılmaya başlandı. Ve elhamdülillah geçen yıl sonu gibi bitti bu yıl burası. Allah razı olsun emeği geçen kişilerden. Hatta şöyle de göstereyim ben şurayı size. Bakın burası yığma bir duvar oldu şu anda. Şöyle hemen göstereyim sizlere. İnşallah şöyle yeşerdiği zaman da daha güzel olacak tabii ki ama şöyle caminin hem kaymaması için hem de şöyle gösterebilirim sanıyorum ki. Evet, şöyle gözüküyor sanırım. Hem caminin kaymaması için hem de güzel bir şekilde toprağın kaymaması için eski fotoğraflarını bulabilirsem şöyle sağlara sollara ekleyeyim. Burası eskiden şurası gibiydi. Şu bölüm var ya. Şu yeşillik nasıl dik aşağıysa o şekildeydi aynı şekilde. Dedik ondan sonra burası bir şey yapılması lazım. Ondan sonra böyle bir çözüm bulundu. Elhamdülillah 2021 itibariyle yapıldı. Şöyle camimi buradan beri göstereyim. Şurada odunlarımız devam ediyor aynı şekilde. Şurada sandalyem var. Tek minaresi var. Aslında küçük bir mescit gibi düşünebiliriz burayı. Ama gayet güzel yani. Minareye nasip olursa ışıkları bazıları patlamış. Onları tamir etmek için çıkacağım. İnşallah o zaman sizlere videoda gösteririm. Camimizin ışıklandırmaları nasıl, nedir, ne değildir şeklinde. Bu da ıhlamur. Bu da güzel bir şekilde açmış. Şu da ıhlamur. Ama o kurumuş gibi sanki. Bunu bol bol suluyorum ama. Buradaki ne hikmetse açmadı. Ama diğer şu 10 tanesi güzel bir şekilde açmış. Ve de güzel bir şekilde devam ediyor. Caminin arka tarafına doğru gidelim şöyle. Buralara baka baka. Bu bölgelerde de Allah nasip ederse ekme çimler oluyor ya. Çim ekmeyi planlıyoruz. Şöyle burada da gayet güzel bir boşluğumuz var. Buraya da nasip olursa o belediye banklarından, üstü kapalı olanlarından bir şey almak istiyoruz. Şöyle bir önceki videomuzda Musa abi vardı ya hani bir şeyler ekiyordu. Onun bahçesi de burası. Şu yeşilliğe bakın o kadar güzel ki. Böyle bir güzel bir yeşillik var. Yani taşımız, toprağımız, altın dedikleri bu olsa gerek elhamdülillah. Bu yolda camimize gelen yolumuz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.